Hastanede işini bitireceğim dedin. Eve çıktı Haşmet. Şimdi nasıl yaşayacaksın Zeki? Kendini bıraktın, benim derdime mi düştün Tahsin? Mecburen. Sen ortaya çıkarsan ben ortaya çıkmış olacağım Zeki. Bu Haşmet'le Behzat seni nasıl olsa öldürecekti. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Otuz senedir amca çocuklarından çalıyorsun Tahsin. Bilmiyorlar mıydı? Ya da duymayacaklar mı zannettin? 30 senedir çalıyorum ve 30 senedir yaşıyorum Zeki. Ta ki sen benim başıma bela olana kadar. Ama tatlı bela. Bulamazsın benim gibi rengi. Kara bela. O da uyar. Sen onu bunu bırak da öyle bir anlaşma yaptık ki artık ölmek var dönmek yok. Sen neden bahsediyorsun? Şu senin gizli depodaki silahlar vardı ya. Sen hastaneye giderken gelirken benim çocuklar o silahlara el attı. Ne diyorsun sen Zeki? Kafayı mı yedin? O silahlar kayıtlı. Başlatma lan kaydından. Çalarken kaydı yok muydu? Çalmadım. Onları stoğa ayırdım. İyi işte. Ben de senin stokları erittim. Şu Sercan Gabar yok mu? Tozcu. Tozcu, örgütçü. Neyse ne? Bize ne? Ona sattım silahları. Ha, ne demek bize ne? İki dakikaya silahları örgüte satar onlar. Sattılar zaten. Bittik biz ya, bittik. Bitmedik Tahsin. Daha yeni başlıyoruz. Senin şu masanın arkasında kim var? Devlet. Bunların hepsi birleşip benim peşime düştü. Benim ne yapmam lazım? Devletle bunların yollarını ayırmam lazım. Bu oynadığın oyundan biz kazanarak çıkamayız, bilmişim. Biz oyun oynamıyoruz Tahsin. Biz şu anda izleyeceğiz. Bu Gabar'la Çakırbeyliler, Façalılar, Boranlar, Tufanlar, artık her kimse, hepsi birbirine girecek. Biz de ilk fırsatta onları tuzağa çekeceğiz. Ben İlyas'la Behzat'ı bitireceğim. Sana da büyük iş düşüyor. Sen de Haşmet'i bitireceksin. Sen İlyas'la Behzat'ı bitirmeden ne kendimi ortaya koyarım ne de Haşmet'le ilgili bir şey yaparım. Ona göre. Güven bana ortak. Güven.